Merhabalar Business Channel Türk TV izleyicileri. Bir perşembe akşamında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam konuğumuz geçtiğimiz hafta bağımlılık konusunu konuştuğumuz Gül Çörüş Efendi ile birlikte bağımlılık konusunu ele aldığımız bağımlılık uzmanı, emekli narkotikçi İsa Altın. Yine birlikteyiz. Bağımlılığı konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok şükür sağınıza duacıyız hocam siz nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Ee, güzel konularla izleyicilerimizi aydınlatmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta programı izlemeyen e, konuklarımız için ben sizden kendinizi tekrar tanıtmanızı Tabii. isteyeceğim. Özellikle de kitaplarımızın evet. isimleriyle beraber tanıtırsanız memnun olurum. Olur hocam. Ben İsa Altun, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hocam. Toplamda yıpranma dahil 30 yıl 6 ay görev yaptım. 2015 yılında emekli oldum. Sırasıyla Samsun, Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya, Mersin ve İstanbul'da görev yaptım. En yani son Bakırköy Adliyesi'nde işte çalıştım. Halen de zaman zaman gidiyorum. Orada bir savcımızla beraber bir kitap çalışmamız var. O da siber suçlarla ilgili. E, Kitaplarımda e, ilk birincisi Bir kereden çok şey olur e, Kodadı beyaz ölüm e, Bonzai Ortam sanal suç gerçek e, Tehlike bir sokak ötede Tehlike bir tık ötede Bir de şimdi bir kereden çok şey ölür diye evet. Bir kitabımız var hocam Çok güzel bir kereden çok şey olur Ve ölür Bir kereden çok şey ölür Çok evet. anlamlı zaten isminde bile bir mesaj var evet. aslında e, Neler ölüyor bir kereden hocam Hocam yarınlar ölüyor bir neslin kaybı sizin tabirinizle. Yani biz şu anda bir nesli kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Niye? Ee, bağımlılık sadece hocam madde bağımlılığı değil. Yeme içme bağımlılığı var, spor bağımlılığı var, adrenalin bağımlılığı var. Teknoloji. Teknoloji bağımlılığı var. Şu an mesela Z kuşağı büyük bir tehdit altında. Evet. evet. Çocukların ellerinden cihazı alamıyoruz. Bütün her yerde böyle. Ee, yani bunlar teknik. Ve e, detay isteyen konular e, bu konuda biz de sahadayız işte sizinle hı hı. Allah razı olsun desteğinizle okullara eğitim kurumlarına gidiyoruz. Bize tavsiye ediyorsunuz gidip bir kişiye bile faydamız Faydası, olabilirse evet. bir kişinin duasını evet. alabilirsek ne mutlu diyoruz. Evet çok kıymetli çalışmalar yapıyor değerli İsa hocamız. E, sahada yıllardır gönüllü bir şekilde il il gezip velileri aileleri öğrencileri bilinçlendiriyor bu konuda öğretmenleri bilinçlendiriyor bu konuda bağımlılık gerçekten toplum olarak da okul olarak da aile olarak da öncül, önceliğimiz e, gençlerimizi hedef alan bir silah olarak düşünüyorum ben bunu e, Çünkü başlangıç noktasına gittiğimiz zaman e, bu bu Kurtuluş Savaşı döneminde, Birinci Dünya Savaşı cepheler döneminde cephede bizim yenemeyen güçler, kuvvetler, dış evet. güçler ilk olarak o zaman biz bu gençleri nasıl yenebiliriz? Biz bu toplumu evet. nasıl yenebilirizle ilk o dönemde bağımlık yapıcı maddeleri Aynen. ülkemize sokmaya başlamışlar ve mücadele daha o zamandan Yeşilay'ın evet. kuruluşu evet. bu şekilde böyle biliyorum. Evet. Evet geçtiğimiz haftalarda da Yeşil Ay haftası, haftası etkinliklerini yapmıştık. Ben de gururla söyleyebilirim ki Kadıköy şubesinde yönetimde bu sene yer aldım Yeşil Ay'ın. sizi de model alarak bağımlılıkla mücadele konusunda okullarımızda daha faydalı Hı. olabilmek adına sizleri okullarımıza daha fazla getirebilmek, velileri daha çok bilinçlendirebilmek adına Seve seve. Bir kereden çok şey oluyor ve bir kereden çok şey ölüyor gerçekten. En önemlisi geleceğimizi, gelecek nesillerimizi kaybediyoruz. Hocam mesela geçen aylarda bizim avuçlarda Beylikdüzü'nde milyonlarca hap bulundu. Daha sonra patenti Hollanda ve Belçika'ya olmak üzere iki ayrı ülkeden özellikle ve bilhassa gönderildiği çıktı. Evet. Yani dediğiniz gibi sistematik bir şekilde konjöktür öyle hocam. Yani, Bu bir terör. Tabii, tabii. Bu bir savaş, bütün dünyanın başına bir bela. Evet, bu bir gerçekten bela ve bizim gibi e, gelişmesine ne tahamül edilemeyen, e, başı sürekli ezilmek istenen, e, yükselmesine, güçlenmesine tahammül edilemeyen e, ülkelerin başına. başına musallat edilen bir dert, bir dert. bela, Aynen. bir terör. İnanın hocam ben e, iki sene önce Ada Pazarında e, yerli ve milli. E, silahların yapıldığı e, fabrikada eğitim verdim. Hı hı. Yani hocam orada gerçekten ülkemizin nereden nereye geldiğini gördüm. Evet. Evrildiğini yani. Kendi milli sihamızı yapıyoruz. Milli silah, e, silahlarımızı yapıyoruz. Ve gerçekten bu hocam birilerini rahatsız ediyor. Çünkü niye? Siz onların cebine girecek parayı kendi hazinenize koyuyorsunuz. Öyle. Ve bu artık biliyorsunuz. Dünyada artık hocam yani e, ticaret, en büyük savaşlar hem sanal ortamda Evet hem de günlük hayatta yaşanıyor. Yaşan, yani adamlar hiç sizin ülkenizi ele geçirmeye çalışmıyor. Ne yapıyor? Size kendi telefonunu satıyor, kendi cihazını satıyor, kendi Hı -hı. silahını. E siz bunu engellediğiniz zaman ne oluyor? Rantını kesmiş, kesmiş oluyorsunuz. Tesadüf olabilir mi? Ee, Yeni Zelanda'da Cuma evet. vakti yaşananlar. Bu saldırının e, Alt. bunlarla altında yatan sebepler. Tabii. Başka ülkelerde Londra'da akabinde yaşanan e, saldırı. Değil mi? Saldırı teşebbüsü, bütün bunların arkasında Türkiye'nin güçlenmesine tahammülsüzlük evet. var. Sayın Cumhurbaşkanımızı bile hedef alan bir saldırganın evet yani bu ülkemizin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu hocam yani çok önemli bir sürece giriyoruz inşallah ya tabii ülkemiz. Bunu da atlatacak güçte. Muhakkak güçtedir. atlatacak evet. güçteyiz. Ee, tek ihtiyacımız olan şey, her zaman olduğu birlik. gibi birlik Beraber. beraberlik evet. içinde hareket edebilmek evet. ve nesillerimizi doğru besleyebilmek. İşte siz sahada bağımlılıkla evet. mücadele edeceksiniz. Siz Biz eğitim alanında 2023 vizyonuna yönelik hedefleri gerçekleştirmek için sayın bakanımıza destek olacağız. Evet. Ee, birlikte bu topyekün bir mücadele, Savaş. topyekün bir seferberlik. El ele omuz omuza güçlü Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi inşa İnşaat. etmek İnşaat. 2023 vizyonuna doğru her birimiz bulunduğumuz alanlarda üzerimize düşenleri fedakarca yerine getirmekle yükümlüyüz. Aynen. Aynen. Hocam, ailelere de büyük görev düşüyor. Ailelerin bilinçlenmesi lazım. Evet. Evet. Yani hocam yani siz Allah sizden de razı olsun. Yani Amin söylemeden söylemeden geçemeyeceğim. Yani her yıl dün Fenerbahçe Lisesi'nde de söyledim. Oradaki rehberlik ve okul müdür yardımcısı Ümit Bey'e. Ya dedim ki hocam gibi herkes elini taşın altına koysa keşke. Yani velileri bilinçlendiriyor, öğrencileri, öğretmenlerimizi, rehberlik hocalarını yani bunun için gecesini gündüzüne katıyor. Bazen sizin geç saatlere kadar hocam orada öğrencilerle tek tek Birçok mesela bu yıl birçok başarılarınız oldu. Niye? Evet. E çünkü hocam sürekli e, o çocuklarla beraber teşviki mesai yapıyorsunuz. <laughs> e, eken biçer. Zaman vermezseniz karşılığını evet. alamazsınız. Zaman vermeden, emek harcamadan, çaba sarf etmeden siz de öyle sahada yıllardır bu konuyu anlatıyorsunuz. Üzerine Hı. gidiyorsunuz. Bir farkındalık oluşturuyorsunuz. İnsanların dikkatini çekiyorsunuz. Doğruyu yanlışı bir taraftan kitaplar yazarak, evet. bir taraftan seminerlere giderek, yeri geliyor uykusuz kalıyorsunuz. Yeri evet geliyor hocam. ailenizden uzak kalıyorsunuz. Ama neden? Bu ülkenin geleceği adına, gelecek evet. nesilleri adına, gençliği adına bir şeyler yapabilmek için. Ama hocam şu da var. Yani bu konuda hani sorarsanız bir programcı olarak ailelerin biraz daha duyarsız olduğunu görüyorum hocam. Ha, eksikler yani, nelerdir diye evet soracaktım hocam. ben de size. Yani hocam mesela bazen bu veli akademisi kapsamında gidiyoruz. Ee, katılım pek olmuyor. Yani evet. bu de bu bilgileri hocam Türkiye'de veren yok. Yok. Doğru. Biz iki kişiyiz. Yani diğeri bir emniyet müdürü, o da hı. sağlık sorunları var diye anlatmıyor eskisi gibi. Emekli oldu. Hı, hı Kalbinden rahatsız. Ona da geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun. Yani e, Bizden faydalansınlar hocam. Yani bizim Bu emniyette kadar. çalışırken aldığımız ifadeler... Tecrübeleriniz sonra... var. Siz sahayı, olumsuzlukları, bağımlıların evet. başına gelenleri, o süreçte ailelerin neler yaşadığını, alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu bizzat gören, yaşayan, evet. içinde evet. tecrübe eden insansınız. Evet. En büyük öğrenme tecrübeyle olur. Ee, ve bir şeyleri bazen yaşayarak öğrenmektense... O konuda tecrübesi olanlardan dinleyip öğreniriz. Evet. Her şeyi kendimiz yaşayarak öğrenecek olsak başımız felaketlerden kurtulmaz. Yaşımız da yetmez. Yaşımız da, ömrümüz de yetmez. Ee, o yüzden sizler gibi bu konuda sizin gibi diğer konularda bu konuyu yaşamış, Tabii. görmüş, geçirmiş tecrübe sahiplerinin tecrübelerine başvurması lazım. Çok güzel söylediniz. Daha önceki programda bir serzenişiniz vardı. Hani başarı e, evet. bazı kesimler tarafından çekilemiyor. Güzel bir süreçteyiz şu anda. Evet. Eğitimde özellikle e, İstanbul Milli Eğitim Müdürümüzün bizzat kendisinin başlattığı Sayın Levent Yazıcı'nın, İl Milli Eğitim <laughs> Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'nın bizzat başlattığı Veli Akademileri projesi var. Hatta Bu Veli mu? Akademileri okullar için, bir aileler nimet. için büyük bir nimet. nimet hocam. Çünkü eğitim ailede başlar. Evet. Bilinçlenme ailede başlar. Aile doğru eğitim. ilk Çocuğun siz de biliyorsunuz hocam. Çocuğun ilk eğitimi aldığı yer, ilk ahlak terbiyesinden hocam. geçtiği yer ailedir, Aynı. yuvadır. Ee, o yuvada doğru temeller atılırsa çocuk gittiği okulda da doğruyu yapacaktır. Ee, dolayısıyla aileler için bu eğitimler, kişinin her eğitimli de olsa, eğitimsiz de olsa, eğitim seviyesi düşük de olsa bilgi çok çabuk eskir. Her zaman yeni bir bilgi çıkmakta. İnsan kendini bilgi olarak yenilemeli. Farklı kişilerden farklı deneyimleri i̇şte. dinlemeli. İşte bunun yolunu da bize veli akademileri açıyor. Bütün okullarda İstanbul'da buradan da duyurmuş olalım. Sizin evet. vasıtanızda da hocam. Bütün İstanbul'un bütün okullarında şu anda Veli Akademileri projesi yürütülmekte. Ve bu Veli Akademileri projesini velilerimiz gitsinler okullarına sorsunlar. Sizin okulunuzda Veli Akademileri var mı? Hangi konularda eğitimler veriliyor? Ya da desinler ki biz şu konuda okulumuzda eğitim almak istiyoruz. Çocuğumuza daha faydalı olabileceğimiz şu konuda ee, okul müdürleri İl milli eğitimler, ilçe milli eğitimler bu konuda uzmanlara ulaşıp bizler okullara getiriyoruz. Mesela İsa Altun hocam bizim bilgisine tecrübesine başvurduğumuz Allah isimlerden biri bağımlılık konusunda. Her türlü bağımlılık. Teknoloji bilişim, bağımlılığı, bilişim, bağımlılığı, suçları. bilişim, suçları, e, in, siber güvenlik evet. e, yeri geldiği zaman. Cep telefonu güvenliği. Cep, evet, evet e, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı bütün bunlar e, şu anda en çok bilgiye ihtiyaç Tabii. duyulan konular bir de toplumumuzda. Arttı bir de hocam. E, lütfen bu fırsatı değerlendirsin ailelerimiz, velilerimiz ve okullarındaki veli akademileri çalışmalarına katılsınlar. İstanbul Eğitim Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu çok güzel bir fırsat ve imkan çünkü. Hocam başka neler söyleyebiliriz? Diyelim ki kişinin ya da çocuğunun bağımlı olduğunu aile nasıl fark eder? Nereden anlar? Hocam bir kere çocuğun en başta arkadaşları değişiyor. Hı hı. Arkadaşları değişmeye başlıyor. Ee, eve giriş çıkış saatleri değişmeye başlıyor. Evden cep telefonu, tablet, bilezik, annenin e, yüzüğünü kolyesini çalmaya başlıyor. Çünkü madde yetmiyor. Hı hı. Mesela bugün çocuk 2 gram ise bir hafta sonra 2 gram yetmiyor beyine. 3, 5, 6 diye gidiyor. Beyin sürekli fazlasını mı istemeye i̇stiyor, başlıyor? İstiyor, fazlasını istiyor hocam. Hı hı. Çünkü bağımlılık nedir? Bir maddeye, bir nesneye, bir canlıya duyulan ve önüne geçilemeyen bir şey. Evet. Çünkü hocam bağımlılığın zincirleri her geçen gün kalınlaşır. Kopamazsınız yani. Evet. Ee, 72 çeşit dünya sağlık teşkilatının tespit ettiği bağımlılıklar var hocam. Hı hı. Yani bizim yüzyılın en büyük sorunu bağımlılıklar hocam. Evet. Yani kafein bağımlı, çay bağımlı, uyuşturucu, kimyasal, sigara en basitinden sigara, en ağırına kadar. Mesela evet. hocam yeme içme bağımlılığının altında obezite. Obezite ve duygusal açlık var. Hı hı. Duygusal açlık Yani duyguların ifade edilemediği, duyguların iyileşemediği. Hı, Hı Bir takım semptomlar. Gerçi onlar sağlık alanına girdiği için ben de Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ister istemez gidip eğitim Hı -hı. aldım. Hı -hı. İki yıla yakın hocam? E, bu şey yeme içme bağımlılığı ile ilgili mi eğitim aldınız? Genel bağımlılık. Ha genel bağımlılık danışmanı sertifikası aldım evet, hocam. Evet. Çünkü orada sahada her şeyi soruyorlar. Orada Hı -hı. cevaplamadığın zaman ayıp olur yani. Tabii ki, tabii yani ki. Bağımlılık tabii. Çünkü hepsi birbirine... Bir Yola çıktıysak o yolla ilgili, o süreçle ilgili her türlü donanımı edinmek zorundayız ki Haydi. soruları cevapsız bırakmayalım. Haydi. Hocam beynimizde bir zevk havuzu var. Yani hı hı. Zevk noktası. Ben basit bir dille anlatayım. Hı hı. Bu havuz e, bazen e, bir yemeyle mutlu olabiliyor. Bazen bir e, dizi izlemeyle. Ama siz o maddeyi buraya attığınız zaman hocam o madde dedim ya bir gün bir iki derken bütün alanı kaplamaya, kaplamaya başlıyor. başlıyor. Ve sadece hı hı. oradan beslenmeye başlıyor. Hı hı. Evet, evet. Ve hocam yani bunda zevk de yok. Evet. Yani bağımlılıkta zevk yok bir dönem sonra artık öyle bir hale Isdırab. gel. ızdıraba dönüşür. Yani onu alamadan hocam kemikleriniz ağrıyor, eklemleriniz ağrıyor, karın ağrısı, baş ağrısı, terleme. Ya bir zulüm kişinin kendine bile bile zulmetmesi, evet, zulüm. etmesi. Evet. İhanet kişinin kendi kendine yaptığı bir ihanet, kötülük. Vücut size emanet. Allah'ın bir emaneti. Allah'ın emaneti. Siz onu hor görüyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki hocam aileler bunu fark etti ya da kişi. Artık bundan kurtulmak istiyor. Ee, aileler çocuklarını bu çıkmazdan kurtarmak istiyor. Nerelere başvurmalılar? Hocam çok güzel bir soru. Şimdi bazı aileler eski bağımlılara gidiyor. Hı, hı. Bazı aileler amateme gidiyor. Hı hı. Bazı aileler kulaktan dolma bilgilerle hı hı. işte evi taşımak mahalleyi değiştirmek gibi. Hı hı. Hocam şimdi bunların hiçbiri çözüm değil. Geçici bunlar. Geçici diyorsunuz. yani geç çözüm değil. Çünkü bir de siz profesyonel destek almadan hocam çocuğu iyileştiremezsiniz. Hı hı. Yani çünkü bağımlık e, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yansımaları olan bir unsur. Yani çocuğu iyileştirseniz bile bir müddet sonra bu çocuğun çalışması lazım. Evet. Yani bir meşgalesi olsun ki hı hı. orayı düşünmesin. O çocuğu boş bıraktığınız zaman hocam bir travma yaşasın. Hı hı. Atıyorum anne ölümü, baba ölümü hı hı. E, veya ta taşınma, akademik başarıda düşüş. Yani çevreden etkileneceği bir şey olduğu zaman hocam o çocuk tekrar maddeye bulaşabilir. Evet. Ben öyle çocuklar biliyorum ki bitirdi 3 yıl sonra tekrar maddeye başladı. Hı hı. Yaşadığı travmanın etkisiyle. Dolayısıyla hocam mutlaka bir profesyonel destek alması lazım. Bir psikolog, bir psikiyatrist, hı hı. amatem veya 911 Hı hı. Yeşilay hattı. Hı hı. Oradan ee, Yeşilay'ın 911 evet, numaralı hattı. hattına başvurabilir. Amatem'e başvurulabilir. Okullarda Spolokla. bunlar biz bu, fark edildiği zaman öğretmenler tarafından, evet. idare hmm. tarafından RAM ve amatemlerle hmm. işbirliğinde gizlilik esasları çerçevesinde zaten bir suç değil. Satış yapmadığı evet. takdirde suç değil, değil. Sadece maddeyi satmak bundan para kazanmak suç. Bağımlı olmak suç değil hastalık. Önce bunu bilerek hareket evet, edecek. E, amatemlere başvurması gerekiyor. Yeşilay dokuzyon bir hattı olabilir. E, psikologlar zaten oralarda da hizmet veriyorlardır. Evet. Psikolog ve his, psikiyatristler. E, bir bunun de şimdi dışında... hocam, hükümetimizden de Allah razı olsun. Şimdi belediyelere hocam amatem yapma yetkisi verildi. Evet. Belediyelerde amatem kurabilir. Hı hı. İstanbul herhangi Kadıköy, Üsküdar. Hı hı. Üsküdar'da çok örnek bir yer var hocam mesela. Evet. İstanbul'daki aileler Üsküdar'daki belediyeye de gidebilir. Üsküdar Belediyesi Tabii. bünyesinde. Bünyesinde hocam hı hı. orada 200'e yakın çocuk bağımlı hı hı. rehabilite ediliyor. Çok güzel. Orada hem hocam profesyonel destek alıyorlar hem hı hı. orada atölyeleri var. Yani yerel yönetimlerinde böyle bir yetkisi var. var. Böyle merkezleri bulunuyor. Oralara var. da başvurabilirler. Bir de... E, Yeni bir e, proje bu sene sanırım. Hı. Uyuma projesi İçişleri Bakanlığımızın. Evet, bu Cet da telefonla indirilen bir proje. Oradan evet. da ihbar Yapılar. İhbarda bulunabiliyorlar. Olağanüstü bir şeyler ya da bir satıcı gördüklerini evet. düşündükleri zaman. E, okul önlerindeki satıcılar e, değil mi? Bunlar da birer risk, e, tehlike oluşturabilirler. Şekil i̇şte itibar edilmemesi ve çocukların evet. bunlardan uzak durmasını sağlamak lazım. İşte hocam, İzin vermemek lazım. Okul polisleri çok iyi oldu. Hocam. Evet, evet, evet. evet. Ha, evet ona da değin, değinelim bir de. Çok iyi hatırlattınız. Evet, okul polisleri yani büyük oranda bunu Yine kırdı. Yine İçişleri Bakanlığı ve Milli Hı. Eğitim Bakanlığı'nın birlikte başlatmış olduğu ki İstanbul'da evet. yine geçen yıl başladı bunun ilk örneği. Bu konuda da bir köşe yazısı yazmıştım geçtiğimiz sene. Modlar, mobil e, Hı. okul timleri ile başladı. Daha sonra bu senede güvenli okul projesi kapsamında yine okullarda güvenliği sağlama Hı. projesi İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte e, her risk bölgesi, riski fazla olan okullarda ki bizim benim görev yaptığım okulda Hı. da var. Bir okul polisi ee, okul saatleri içerisinde mesai yapıyor. Okulun e, etrafına göz evet. kulak oluyor. Bunun yanında modlar yine herhangi bir durumda bir telefonumuzla okula geliyorlar. Ee, evet. Çok güzel bir uygulama. Çok Gerçekten güzel. devletimiz bu konuda e, Milli Eğitim ile İçişleri Bakanlığı ile emniyet birimleriyle e, bir çok güzel projeler, ortak projeler yaparak evet. Dört bir koldan mücadele veriyor. Aynen hocam. Evet. Yani Aynen. iş artık devlet üzerine düşeni yapıyor. Ailelerin bu konuda bilinçli ve uyanık olması. Kendilerini donanımlı hale getirmesi. Sizlerden istifade etmesi gerekiyor. Hocam yani ben bunu demeden geçemeyeceğim yoksa yani rahatsız Lütfen. olurum. Hani bazı başarılar ekip ruhuyla oluyor. Hı hı. Şimdi... Örneğin sizi örnek verelim. Yani sportif alanda Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nin başarıları tesadüf değildir. Hani bir slogan var ya hocam. Yani hiçbir başarı tesadüf değildir. Tabii. Yani yüz soruluk bir test. Yani A, B, C, D hepsini tesadüflerle yapamazsınız yapamazsın. Hı hı, hı. Mesela ben size örnek veriyorum. Her ay okula bir ruhsalı, sosyolog, kültür örnek idol olmuş. Hı hı. Yani çocuklarla orada hocam motivasyonunu çok güzel yükseltiyorsunuz. Teşekkür ederim. Mesela İstiklal Marşı'nın yıl dönümünde evet. rahmetli evet. Mehmet Akif Ersoy evet. bir etkinlik yaptınız. Yani milli ve manevi değeri olan günleri çok güzel çocuklarımıza işliyorsunuz. Evet. Hem çocukların milli bilinci gelişiyor, hem bağımlılıkla mücadelede çocuklar yol haritasını. Yani Allah sizden de razı olsun Hepimizden, hocam. Hepimizden. Demesem rahatsız olurum. E, çok olurdu. teşekkür ediyorum. Ortak bir çabanın çalışmanın içerisindeyiz. Hepimize Allah güç kuvvet versin diyelim ve bu programı bu akşamlık burada sonlandıralım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizden İyi ki hocam. geldiniz. İyi ki e, izleyicilerimizle birlikte oldunuz. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar. Bir hafta sonra bir yudum nefeste yepyeni bir nefes alarak buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili Business Channel Türk TV izleyicileri.